Herkese merhaba. Benim ismim Ayşegül Kübra Kuzucu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisiyim. Sinirsel hesap ve sinirsel ağlar dersimiz kapsamında MATLAB üzerinde Multiplayer Perceptron yani Backpropagation algoritmasını kullanarak giriş parametrelerine göre çıkış değerleri üreten bir yapıyı modelleyecek bir yapay sinir ağı çalışmasını gerçekleştirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Bu çalışmayı yaparken burada görünmekte olan belli parametreler doğrultusunda kalp hastalığı durumunun yer aldığı bir veri setini kullanacağım. Siz de bu link üzerinden bu söz konusu olan bahsettiğim veri setini data folder diyerek erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrar veri setimize geri dönelim. Excel'de verilen bu veriler eğitim verilerimiz. Ve şurada yer alan verilerimiz ise yapay sinir ağının deneneceği test verilerimiz olacak. Bu veri setimizde kalp hastalığı olup olmadığını sahip olduğu bir takım özelliklere göre sınıflandıran bir takım parametreler var. Bu parametreler 303 tane kadın ve erkek karışık bazı hastalara ait yalı cinsinden yaş, kan basıncı, kolesterol, maksimum nabız değeri, dinlenmeye göre egzersizin neden olduğu ST depresyonu şeklinde. Biz bu veri setinde yer alan bu saydığım parametreleri kullanarak bir hastanın bu hastalığa sahip olup olmadığını tahmin etmeye çalışan bir model oluşturmaya çalışacağız. Sonuç kısmında yer alan veriler ise bir kalp hastası, sıfır kalp hastası değil şeklinde iki durumdan oluşan çıktı değerlerini ifade ediyor. Bu verilerde yer alan sayısal değerleriyle ilgili detaylı açıklama veri setinin yer aldığı sitede yer alıyor zaten. Dilerseniz siz de oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Burada yer alan test verileri girdi ve çıktıların rastgele olarak alınmış bazı verilerinden oluşuyor. Şimdi ilk olarak normalizasyon işlemi yapmamız lazım. Bunu MATLAB'e import etmeden önce. Biz yapay sinir ağını modellerken aktivasyon fonksiyonu olarak bir saniye şuradan gösterelim. Şuradan açalım. Aktivasyon fonksiyonu olarak logaritmik sigmoid fonksiyonu yani logsig fonksiyonu seçeceğimiz için normalizasyon işlemini de bu formüle göre yapmamız gerekiyor. Bu formülde şu x değeri ilk değer, x min değeri bütün parametreler içerisinde minimum olan değer. Burada da en büyük değerden en küçük değeri çıkartacağız. Bunları birbirine böleceğiz ve en son duruma göre transpozunu alacağız. Şimdi ben bu verilerin normalizasyon işlemini gerçekleştireceğim. Şuradan maksimum diyelim. Ve buradan sürüklediğiniz zaman otomatik olarak hepsinin minimum değeri gelecektir. Aynı şekilde maksimum değeri bulmak için de yapalım. Şimdi bunları birbirinden çıkaralım. Hata yaptık. Şuraya bir eklemedik.
Şimdi bütün değerleri elde ettiğimize göre normalizasyon işlemine geçeceğiz. Hepsi için normalizasyon işlemini tek tek yapmamız gerekiyor. Önce şu bulduğumuz bölüm kısmını alalım. Bunu sabitleyelim F4 ile. Çarpı. İlk değer eksi. Minimum değer. Aynı işlem. Eşittir diyoruz. Seçiyoruz. F4 ile sabitliyoruz. Çarpı diyoruz. Parantez açıp ilk değer eksi minimum değer sabitle eşittir. Evet, eğitim verilerimizin normalizasyon işlemini tamamladım. Aynı şekilde test verilerimizde de bu işlemi yapmam gerekiyor. Onu da hemen yapacağım.
Olmadı. Aa, pardon. Aa. Evet, normalizasyon işlemi test verilerimiz için de tamamlandı bu şekilde. Evet, normalizasyon işlemimizin doğru olup olmadığını ise şu şekilde anlayabiliriz. Mesela bakalım, şu B sütunda yer alan yaş verilerimiz arasında minimum değer ve maksimum değere bakacağız. Biz bunların normalizasyon işlemiyle birlikte 0 ile 1 arasındaki değerleri indirgedik ve dolayısıyla minimum değerimiz 29'un normalize edilmiş halinin 0, 77'nin ise normalize edilmiş halinin 1 olması gerekiyor. Bunları kontrol edersek, eğer doğru yanıt alırsak normalizasyon işlemimizin doğru olduğundan da emin olabiliriz. Mesela minimum değerimize bakalım. 29. Evet, 29'un normalize edilmiş hali 0. Şurada şu yaş verimizin normalize edilmiş haliydi. Bir de 77 de en büyük yaştı. Şurada 77'de normalize edilmiş hali 1. Demek ki normalizasyon işlemimiz tamamlanmış doğru bir şekilde. Şimdi Matlab programımızı açalım. Şimdi buradan aslında import data diyerek Excel dosyamızı da seçerek verileri aktarmak mümkün ama ben önce giriler için gir kümesi, çıktılar için de sonuç kümesi ve test kümeleri oluşturacağım. Oluşturalım. Bu girdi kümemiz olsun. Sonuçlar için bir kümemiz olsun. Her şey.
test verilerimizin girdisi için test geri diyelim. Test sonuç diyelim. Şimdi şu şekilde açalım geri kümemizi. Bu oluşturulmuş kümelere veri setinde yer alan girdi çıktı. Yani sonuç ve test verilerini ekleyeceğiz. Şimdi gelelim Excel dosyamıza. Normalize edilmiş hallerini almamız gerekiyor tabii ki burada. Şu şekilde girdi değerlerimizi alıyorum. Bir matris halinde bunu buraya yapıştırabildik. Sonuç değerlerimiz için de yine aynı işlemi yapacağım. Evet. Aynı şekilde test verilerimizi alıyorum. Test girdi. Ve test sonuç kısmına yapıştırıyorum. Şimdi biz bu çalışmayı yaparken MATLAB'in AnnTool aracını kullanacağız ve AnnTool yapay sinir ağ aracı satır şeklinde çalışıyor. Workspace ekranına eklediğimiz girdiler ve çıktılar sütun şeklinde olduğu için her birinin transpozunu almamız gerekiyor. Bu işlemi aslında Excel üzerine devrik dönüşüm ile de yapmak mümkün ama bu işlemde biz şimdi bu işlemi burada yapacağız. Transpozunu alma komutu ile tek tek yazalım. Test girdiği transpozunu alıp test girdiği aktaralım. Şimdi bu işlemle birlikte zaten burada da gözüküyor değerler transpozunu almış durumdayız. Bu şekilde. Şimdi AnnTool yazıp Enter'a tıkladığımızda Data Manager geliyor. Burada girdilerimiz ve çıktılarımızı girip bir ağ oluşturacağız. Import diyerek buradan girdilerimizi input data'ya test girdi input data sonuçlarımızı da target data'ya atıyoruz. Şimdi kapatalım. Data Manager'da görüldüğü üzere değerleri input datalarda input giriş değerlerimiz input datalarda, çıkış değerlerimiz de target datalarda yerini aldı. Bu aşamada yeni bir ağ oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de New tuşuna basıp yeni bir network oluşturma kısmına geliyoruz. Burada ağımıza bir isim verelim öncelikle. YSA, yapay sinir ağı 1 diyeyim ben. Yapay sinir ağında birçok model var. Buradan Network Type kısmının bu modellerin çeşitlerini görebiliriz. Burada hangisini kullanacaksak onu seçmemiz gerekiyor. Biz Backpropagation yani geri yayılım algoritmasını kullanarak bir tahminde bulunacağımız için değişiklik yapmıyoruz zaten bunu kullanacağız. Input data kısmında girdi verilerini tanımlayacağız. Target data kısmında çıktı verilerini tanımlıyoruz. Daha sonra training function kısmında eğitim fonksiyonunu tanımlamamız gerekiyor. Eğitim fonksiyonu içerisinde daha çok kullanılan, daha çok tercih edilen ve tahmini değerler olarak daha iyi sonuç veren gradient descent. Şöyle
fonksiyonunu kullanacağız. Sırada öğrenme ile ilgili bir adaptasyon fonksiyonu yer alıyor. Bununla ilgili bir değişiklik yapmayacağız. Performans fonksiyonu kısmında biz performans mean squared error yani ortalama hata karesine göre değerlendireceğimiz için MSE'yi seçiyoruz. Gene burada da değişiklik yapmıyorum. Tahmin verilerinde daha iyi sonuç verebilmesi için gene iki katman sayımız 2 seçiyoruz. Son olarak Lorentz sayımızı ben 8 seçiyorum. Bir de aktivasyon fonksiyonları kısmında yer alan logaritmik sigmoid fonksiyonu yani logsig, prolin fonksiyonu ve hiperbolik tanjant sigmoid fonksiyonlarına logsig transform fonksiyonunu seçiyoruz. Çünkü normalizasyon yaparken kullandığımız formül bu şekildeydi. Buna uygun bir şekildeydi. Şimdi bu şekilde view deyip yarattığımız, oluşturduğumuz yapay sinir ağının modelini de görebilmekteyiz. Burada 5 tane inputumuz var. Bir tane çıktığımız var. Bunlar da gizli katmanlarımız ve nöron sayımız. Create deyip oluşturuyoruz. Bu kısmı da kapatalım. Şöyle Data Manager kısmında Networks kısmında oluşturduğumuz yapay sinir ağ modelini görüyoruz zaten. Bunu çift tıkladığımız zaman az önce View'den gördüğümüz şemayı görüyoruz. Görüldüğü gibi oluşturduğumuz yapay sinir ağında 5 tane girdiğimizde bir çıktığımız var. Buradan train diyoruz. Training info kısmında daha önce tanımladığımız input ve output değerlerini seçmemiz gerekiyor. Girdi ve sonuçtu bizim input ve output değerlerimiz. Yani target değerlerimiz. Burada isimde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi Training Parameters kısmına geliyoruz. İterasyon sayısını buradan 1000 yapmamız gerekiyor. Burada öğrenme katsayısı 0.01 şeklinde. Momentum değerimiz 0.9 şeklinde. Training Network dediğimiz zaman çalışmasını bekleyeceğiz şimdi. Burada bir takım işlemler gerçekleştiriyor şu anda. İşlemler tamamlanmadı. Aslında iterasyon sayısı tamamlanmış. Evet. Şimdi buradan performans sayımızın 0.341 olduğunu görmekteyiz. Performansın en düşük değere sahip olması gerekiyor yaptığımız yapay sinir ağında. Daha iyi mi, daha kötü mü olduğunu görmek için bu işlemleri daha sonra tekrar tekrar denememiz gerekiyor. Performans kısmına tıklayalım bir bakalım. Karşımıza öğrenme grafiği çıktı. Bir de bakalım. Regresyon kısmına tıklayalım. Burada da regresyon analizlerini görmekteyiz. Burada 4 tane farklı grafik çıktı karşımıza. Bunlardan ilki eğitim verisi için regresyon. İkincisi doğrulama verisi için regresyon. Üçüncüsü de test verisi için regresyon analizleri. Tabii ki burada görülen bir sonuç pek de iyi gözükmüyor. Daha iyi bir sonuç elde etmek için yine bir deneme yapmamız gerekiyor. Bunu kapatalım. Train Network diyorum tekrar. Bu sefer performans değerimiz 0.181 çıktı. Az öncekine göre daha iyi bir performans değeri aslında. Tekrar kontrol edelim. Bu sefer de bu şekilde. Yani yine de çok iyi değil. Tabii ki bunu tekrar tekrar denememiz gerekiyor. En iyi sonucu elde edene kadar training network denememiz gerekiyor aslında. Kaç sefer deneyelim. Yani. Çok iyi sonuçlar değil aslında bunlar. Şöyle bir şey olabilir. Bir kısmına dönsek. Yok. New diyelim. Bu sefer bunu 10 nöron yapalım. Şöyle SA2 diyelim. Create diyelim. Okey diyelim.
Neden gelmedi? Değerlerine girmediğimiz için yani sanırım ezbere yaptık. Benim verilerimden de kaynaklı böyle bir grafik çıkması gayet normal. Bu şekilde. Şimdi bunları kapatacağım. Eğitimimizi tamamladığımızı farz ediyorum. Yani en iyi sonucu bulduğumuzu farz ediyorum. Her şeyi kapatıyorum. Şimdi buradan Simulate kısmına tıklıyoruz. Yine Input kısmından daha önce hiç eğitmediğimiz test girdiğimizi seçmemiz gerekiyor. Buradaki test girdilerimiz eğittiğimiz değerlerden farklı ve biz bu sonuçları tahmin etmesini isteyeceğiz aslında. Şu output kısmına test diyelim ki karışmasın. Test diye koyalım ismini. Bu supply target kısmında tick atarak sonuçlarla desteklemek istiyoruz. Yani buradan sonuç değerlerini de istiyoruz. Test sonuç diyelim. Ve buradan Simulate Network tuşuna bas ok tuşuna basarak yapay sinir ağımızı simüle ettik. Böylece bize sonucu verecekti. Biz de sonuçları karşılaştırabileceğiz. Bunu da kapatalım. Burada görüldüğü gibi output data kısmına geldi. Data Manager sayfasında output datalarımız ve error datalarımız yer almakta ve biz bunları Workspace ekranında görüp karşılaştırabileceğiz. Şöyle çift tıklayalım. Output data kısmında bize sonuç yani sonuçların yer aldığı tahmin verilerini gösteriyor. Şöyle. Bu sonuçları çift tıklayarak bu açılan pencerede veri çıktılarını görebiliyoruz. Bunu kapatalım. Bu Data Manager sayfasından Export tuşuna basarak şuna Select All diyelim ve Export diyelim. Bunların hepsini Workspace sayfamıza aktaralım. Şimdi bunları kapatabiliriz. Buraya geldi zaten Workspace kısmına. Şurayı temizleyelim. Şimdi Workspace ekranımıza geldiğimizde ilk olarak eğitim sonuçlarımızın karşılaştırmasını yapalım. Eğitimimizi yaparken gerçek değerlerimizin sonuçlarına sonuç demiştik. Şöyle açalım. Daha şunları kapatalım bir. Evet, sonuç demiştik. Eğitimimizi yaparken gerçek değerlerimizin sonuçlarını sonuç dedik. Eğitim değerlerimizin çıktılarına ise YSA1 output demiştik. Daha doğrusu YSA2 output alayım ben. İkincisi daha iyiydi. Bunları açtık. Sonuçları karşılaştıralım. Mesela ya burada bir kanser kalp hastası demekti. Sıfır kalp hastası değil demekti. Burada birçok veri önce kalp hastası, diğerleri de kalp hastası değil şeklinde. Şimdi bir de bunları kapatayım. Yapay sinir ağımızın tahmin sonuçlarını gerçek sonuçlarıyla karşılaştıralım. Yapay sinir ağ modelimizi oluştururken gerçek sonuç değerlerimizin yer aldığı çıktı verisine test sonuç demiştik. Tahmini sonuç verilerine de test. Nerede o? Test YSA2 output demiştik.
Şimdi bir de bunları karşılaştıralım. Bu iki veriler karşılaştırıldığı zaman nasıl bir yakınlık var onu görelim. Çok bir yakınlık yok. Yani mesela şu 1'e yakın. Bunlar. Mesela şu yakın. Ama bu değerler yakın değil. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6'sı 1 olması lazımken. Siz daha iyi verilerle daha iyi bir yapay sinir ağ modeli tasarlayabilirsiniz tabii ki. Ben elimdeki verilerle böyle bir yapay sinir ağ modelleyebildim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.